Olay Televizyon Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Fuat Kahraman. Gündemin getirdikleriyle karşınızdayız. Yine özellikle dış politika ilişkin önemli haberlerimiz var. Çarpıcı görüntülerimiz var. Gündemin getirdikleri her zaman olduğu gibi önce başlıklarla başlıyor. Moskova bugün kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan'ın şu sıralarda Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Baş başa ve heyetler arası toplantı sonrası iki liderin basın toplantısı yapması bekleniyor. İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant için Türkiye-Rusya işbirliği Suriye krizinin çözümü için kritik önemde bir başlıklı bir makale yazmıştı. Erdoğan makalesinde Türkiye'nin sınırında yaşanan istikrarsızlığın ortadan kaldırılmasının ancak dost ve müttefiklerle işbirliği ve eş güdüm içerisinde olmakla mümkün olacağını belirtmişti. Diğer başlığımız yine Rusya'dan bir mesajla ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rus Devlet Başkanı Putin'le yapacağı görüşme öncesi Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz ifadeleri dikkati çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde durumun giderek kötüleştiğini de belirtti. Rus sözcü, El-Nusra militanlarının bölgenin kontrolünün neredeyse tamamını ele geçirdiğini kaydetti. Zaharova, devam eden provokasyonlar sivillere, Suriye askeri personeline ve Rus HMEYM'in hava üssüne tehdit oluşturuyor dedi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi direktörü Korgeneral Sergey Solomatin ise İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gittiği konusunda Türkiye'ye bilgi verdiklerini ifade etti. Solomatin, El-Nusra militanlarının Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını, bu saldırının püskürtüldüğünü de kaydetti. Bir diğer başlığımız Suriye'de bu kez Afrin bölgesinden bir haber. Suriye'de yine saldırı gerçekleşti. Afrin'de kültür merkezi binasının yakınlarında sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Güvenlik güçlerinin patlama öncesi aracı fark edip sivilleri uzaklaştırması muhtemel can kayıplarını engelledi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri önlemlerini artırdı. Villalar Caddesi'nde bomba yüklü bir araç daha tespit edildi. Ekipler bombayı imha etti. Saldırıları üstlenen olmazken yabancı haber ajansları bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Terör örgütü YPG-PKK, pazar günü Afrin kent merkezinde sivilleri hedef alan 2 saldırı düzenlemişti. Saldırılar sonucu 2 sivil ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Bir diğer başlığımız yine sınırlarımızın dışındayız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajlarına bakacağız. İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nun ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası ajanslara Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Normalleşme Ocak'ta daha da hızlandı, Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi diyen Albayrak, alınan kararlar mali disiplinden sapma anlamına gelmiyor. Mali disiplinden taviz yok mesajlarını verdi. Verilerin enflasyonun Ekim'de zirveye ulaştığını gösterdiğini ve resesyon öngörmediklerini belirten Albayrak, yılın ikinci yarısında ekonomide toparlanma olacağını açıkladı. Asgari ücret artışının enflasyona etkisinin de oldukça hafif olacağını belirten Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazır olduğunun altını çizdi. Bakan Albayrak ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nda bir oturumda konuştu. Türkiye'nin stratejik konumuna vurgu yaptı. Albayrak, bölgedeki sorunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Türk lirasında değer kaybı olmasına rağmen dolarla borçlanma olmaması nedeniyle ekonomiyi olumsuz etkilemedi. Başarılı bir borç stratejisi uygulandı. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi diye konuştu. Bir diğer başlığımız siyaset cephesinden. Türkiye'nin aslında yakından da tanıdığı bir isim, İstanbul'da Şişli Belediye Başkan adaylığı için, yani eskiden yapmış olduğu bu görev için
Uzun süredir çalışma yürüten Mustafa Sarıgül, bugün yaptığı yazılı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Başka partiye geçmeyeceğini belirtti Sarıgül, Şişli'den başkan adayı olacağım dedi. Şişli'ye hizmet vermek için yeniden adayım, karşımda muhatap bulamıyorum, CHP'nin öz evladına başka ilçeleri işaret ediyorlar diyerek Genel Merkez Yönetimi'nin Şişli'den kendisine aday göstermemesini eleştirdi. Sarıgül, yıllardır çalışmaktan, koşmaktan, mücadele etmekten yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. CHP'nin daha çok yıpranmaması için ve benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim CHP'den üzülerek istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Şişli Belediye Başkan adayı olacağını belirten Sarıgül, yol haritamı Şişlililerle belirleyeceğim diye konuştu. Son başlığımız üzücü bir haber. Yakın, sıcak bir gelişme aynı zamanda yine. Usta sanatçı Ayşen Guru'da tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nde hayata veda etti. Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının bir aydır yoğun bakımda takip edildiği, iki gündür tansiyonunun çok düşük seyrettiği belirtildi. Saat 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı Guru'da'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Salça reklamında oynayarak Domates Güzeli lakabını almıştı ve bu şekilde ünlenmişti usta sanatçı. Ayşen Guru'da Tevfik Bilge'nin Turne Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolünü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolüyle aldı. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından bu sıfatla tanındı. Sayısız filmde rol aldı, Türk insanının gönlünü fethetti. Guru'da Cuma günü Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Usta sanatçının bir de mesajı vardı. Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir demişti. Twitter gündemiyle devam ediyoruz. Ayşen Guruda'nın vefat haberi elbette sosyal medya gündeminde en üst sıralarda yer aldı. Ayşen Guruda'nın ismi sosyal medyada vefat haberi sonrası konuşuluyor. Filmlerinden kesitler paylaşılıyor. Onun o enerjisi tekrar hatırlanıyor ve kendisi rahmetle anılıyor vefat ettiği bugün de. İkinci başlığımız, neden sağlığa atama yok reis? Sosyal medya kullanıcılarında ciddi bir kesim bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a reis diye hitap ediyorlar ve beklentileri, talepleri sağlıkta atama yapılması. Dün de aslında benzer bir başlık vardı sosyal medyada. Bu kez de öğretmenlerin talepleriyle ilgili bir başlığı ele almıştık. Bugünse neden sağlığa atama yok başlığını aldık. Hem sağlık alanında hem de eğitim alanında atama bekliyor on binlerce kişi. Bugün de seslerini bu başlık altında sosyal medyada duyuruyorlar. Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın mesajları sosyal medyada çok konuşuluyor. Galatasaraylı taraftarlar pek istemedikleri şekilde devam eden sezonun iyileşmesi için bildiğiniz üzere golcü transferi bekliyorlar. Bu sebeple Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları ön plana çıktı. İki isim vardı özellikle, Alan Carvalho ve Pato. Alan Carvalho'nun Bursa Galatasaray'la anlaştığını söyledi Abdurrahim Albayrak. Pato konusunda ise Pato'nun kulübüyle bir sorun olduğunu, kendisinin biraz zaman istediğini söyledi. Hal böyle olunca Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamaları Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Tabii ne kadar bahsedilen isimler, Galatasaraylı taraftarların istediği isimler, o da ayrı bir tartışma konusu sosyal medyada. Gündemin getirdikleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Kırım açıklarında 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi yangını ile ilgili açıklama yaptı. 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Kayıp 6 kişiden 4'ü de Türk. Dışişleri Bakanlığı Kerç Boğazı yakınlarında Maestro ve Kende adlı Tanzanya bayraklı iki gemide çıkan yangında ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'inin kurtarıldığı, 4'ünün ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kayıp olan 4 vatandaş için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cenazelerin en kısa sürede Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Türk vatandaşların kimlikleri henüz açıklanmadı. Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i Türk, 12 kişi kurtarılmıştı. Toplam 4,7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan gemilerin Rusya'nın Kuban Limanı'na gitmekte oldukları açıklandı. Gemilerden birinin ait olduğu şirketin Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından geçen yıl yaptırım listesine alındığı da ortaya çıktı. Bu nedenle yanan gemilerden birinin Rusya'da yanaşacağı limandan izin alamadığı, yanaşma izni alan diğer gemiye liman açıklarında taşıdıkları yakıtı aktarmak istediği ve olayın bu sırada yaşandığı belirtiliyor. Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta sona eriyor. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan geldi. Bakan Turhan, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymaniye uçuşları ile ilgili yasağın 25 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirterek, Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak dedi. Irak Merkezi Hükümeti'nin yayınladığı nota kapsamında 29 Eylül 2017'de saat 18 itibariyle Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarını uluslararası trafiğe kapatılmış, Türk Hava Yolu işletmeleri de bu noktalara düzenlediği seferleri 17 Ekim 2017 itibariyle durdurmuştu. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak Merkezi Hükümeti'ne devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağı Irak makamlarınca kaldırıldı ve Türkiye'den Erbil'e seferler yeniden başladı. Yargıtay, Zirve Yayın Evi davasında hapis cezalarını onadı. Kararın örgüt yönünden bozulması talep edilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayın Evi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tasarlayarak öldürme suçundan mahkum olması, örgüt suçu yönündense tüm sanıkların beraat etmesine karar vermişti. Dosya, örgüt bağlantısı yok kararının bozulması talebiyle temyiz edilmişti. Malatya'da Zirve Yayın Evi'nde 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda iş yerinde çalışan Alman Tilman Eckart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü. İstanbul'daki Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Elvan'ın sanık polisin yaptığı atışla yaralandığının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık polis görevli bulunduğu ilden ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Daha önce talep edilen teknik bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. 23 sayfalık raporun sonuç bölümünde Berkin Elvan'ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtilerek, ancak maktulün 2. Z polisi tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir ifadelerine yer verildi. Atışın havaya doğru yapılmadığı ve atışın yerden sekmediğinin vurgulandığı raporda atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğu kaydedildi. İddianamede sanık polisin olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı olaylarında 16 Haziran 2013'te başına isabet ettiği gaz fişeği nedeniyle yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybetmişti. Tokat'ta bir gazete dağıtıcısı evlerinde yangın çıkan Afgan ailenin hayatını kurtardı. Gazete dağıtıcısı aileyi uyardı, sonra da evin penceresinden atılan çocukları yakaladı. O anlar kameraya yansıdı. Önce 7 yaşındaki çocuğu, sonra kardeşini tuttu. Görüntüler Tokat'tan. Gazete dağıtıcısı evleri yanan Afgan ailenin hayatını kurtardı. Tamam, bu kararız ya. 112, ben nereye geçtim? Yerel bir gazetede dağıtım görevlisi olan Remzi Özyurt, Afgan Nurazi ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evden alevlerin yükseldiğini gördü. Hemen itfaiye ve polise haber verdi, sonra da evin ikinci katında uyuyan aileyi uyandırdı. Yangın çıktığını gördüm. Öncelikle itfaiyeyi aradım. Sonra da baktım yangın ilerleyecek gibi. Çocukları aklıma yukarıdan ben düştüm.
Muhammed Norazi, alevler nedeniyle ailesini evden çıkaramadı. 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını pencereden attı. Aşağıda bekleyen Remzi Özyurt, çocukları yakalayarak yangından kurtardı. Çocukların durumu iyi. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Anne ile baba da ekiplerin yardımıyla evden çıkarıldı. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken ev büyük hasar gördü. İstanbul Küçükçekmece'de bir mağazaya süs olarak asılan kurdelelerin sürekli yerinden sökülmesi üzerine çalışanlar mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Bakın ortaya ne çıktı. Atatürk Mahallesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasının ön cephesine asılan kurdelelerin bir çocuk tarafından söküldüğü ortaya çıktı. Görüntülerde mağaza önüne gelen bir çocuğun kurdeleleri bağlı olduğu yerden söküp salıncak yaparak sallandığı görülüyor. Çocuk kurdelelerden yaptığı salıncakla dakikalarca sallanıyor. Caddeden geçen otomobil sürücülerinin ikazına rağmen bu oyunu sürüyor. Hem başlıklarımızda hem de Twitter gündeminde bahsettik. Türkiye bugün üzücü bir haberle gününü noktalamak üzere. Usta oyuncu Ayşen Guru da hem canlandırdığı karakterlerle hem kişiliğiyle, enerjisiyle Türkiye'nin gönlünde taht kuran Ayşen Guru da hayatını kaybetti. Biz de programımızı bugün onun o enerjisiyle, renkli kişiliğiyle bitiriyoruz. Hoşçakalın.